Hizbullah intihar dronu Netanyahu'nun Kesarya'daki evini hedef aldı. Bu sıcak bilgiye ilişkin bir detayla başlamış olalım. Aslında Hizbullah ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ediyordu. Son dönemde Hizbullah'ın bütün komuta kademesini aslında tek tek öldürdü İsrail askerleri gerçekleştirdiği suikastlerle birlikte. Ve aslında bu sıcak gelişmeyi şimdi paylaşıyoruz sizlerle. Bizim için de sürpriz oldu. Hizbullah Netanyahu'nun Kesarya'daki evini hedef aldı. Hizbullah'a ait intihar dronları Lübnan'dan havalandı. 70 kilometre yol kat ettiler, sınırı geçtiler. İntihar dronları bu sırada İsrail'in 3 ayrı savunma sistemini atlattı. Radarlara da yakalanmadılar. İsrail'in ruhu bile duymadı bu dronların sınırlarından geçiyor olması halini. Kesarya'da kente kadar ilerledi bu dronlar ve hedef İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eviydi. Hizbullah dronu İsrail helikopterlerinin yanından geçti. İsrail ordusu kılını bile kıpırdatmadı o esnada. Drone büyük bir hızla Netanyahu'nun evine çarptı. Patlama sesi Kesarya'nın her yerinden işitildi deniliyor. Gökyüzüne yükselen dumanlarsa neredeyse kentin tüm noktalarından görüldü. İsrail ordusu hemen Netanyahu'nun evine giden yolları trafiğe kapattı. Şu anda görüntülere de yansıyor aslında o kapalı noktalar. Ve İsrail Başbakanı'nın evinin vurulduğu haberleri de yalanlandı bu arada. İsrail'den gelen haberler bu şekilde. Netanyahu'nun ofisi ise saldırıya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. Dronlardan sadece birinin bir binaya isabet ettiği duyuruldu. Diğer dronların düşürüldüğü açıklandı. Netanyahu'nun akıbeti ise bilinmiyor. Bu sıcak gelişmeyle başlıyoruz yeni saate. Aslında bir yıldır Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail ve başında Başbakan Netanyahu öncelikle Hamas'a karşı böyle bir savaş başlatmıştı. Ve ardından da Hizbullah'la yeni gelişmeler yaşandı. Yeni gerilimlere sahne oldu Orta Doğu. Lübnan aslında Gazze'deki planını uygulamaya geçirdiği ikinci bir adres oldu Netanyahu'nun. Ve şimdi ekrana da yansıyan bu sıcak bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Hizbullah tarafından bir drone'un Netanyahu'nun İsrail'de evinin hedef alındığı açıklandı. Bu drone'ların İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından görülmediği, radarlarda görülmediği, hatta bu görüntüde bir İsrail helikopterinin de drone'la aslında paralel bir uçuş seyrettiğini görüyoruz. Ancak bu drone'un durdurulamadığı ve Netanyahu'nun evinin bu drone tarafından vurulduğu iddia ediliyor. İsrail tarafındaysa böyle bir saldırının gerçekleşmediği, Netanyahu'nun evine böyle bir saldırının gerçekleşmediği, bir drone'un bir eve isabet ettiği yönünde haberler paylaşılıyor. Bu ne kadar doğru teyide halen aslında muhtaç bir bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Hizbullah'ın iddiaları bu yönde, İsrail'in yalanladığı bu iddialar doğrultusunda Netanyahu'nun evi Hizbullah drone tarafından hedef alındı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gelen açıklamayı aktaralım sizlere. Saldırının aslında İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre saldırı esnasında Netanyahu ve eşi evde değildi, ancak drone'un isabet ettiği, saldırıyı gerçekleştirdiği nokta gerçekten Netanyahu'nun evi gibi görülüyor bu açıklamada da. Ancak Netanyahu'nun herhangi bir zarar görmediği, o esnada evde olmadığı belirtiliyor İsrail kaynaklarından. Bu gelişmeyi ilerleyen dakikalarda takip eden başka muhakkak yeni gelişmeler olacak. Bir kez daha aslında şöyle bir süreci birlikte hatırlayalım. Aslında geçtiğimiz yıl Ekim'de gerçekleştirmeye başladığı katliamlarını bir yıl boyunca sürdürdü İsrail Gazze'de. Ve orada 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Aslında orası bir savaş alanı. Dolayısıyla yıkıntıların altında da mutlaka insanlar var. Bu sayının bile çok daha üstünde olduğu yönünde fikirler var elbette. Ve bu bir yıllık süreçte aslında Türkiye sağduyu çağrısı yapmaya gayret etti her ortamda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda bir sözcülüğü üstlendi. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da aynı şekilde. Belli temaslar gerçekleştirildi. Uluslararası tüm toplantılarda bu sağduyu çağrısı yapıldı. Ancak ne yazık ki Birleşmiş Milletler de burada ciddi bir aksiyon planı hayata geçiremedi. İsrail'i bu noktada adeta hiç kimse durduramadı. Birleşmiş Milletler'in en son gerçekleştirdiği toplantının hemen ardından aslında İsrail ve Netanyahu Gazze'deki saldırılarının üzerine bir de Lübnan'a bir kara harekatı başlatma kararı aldı. Orada da saldırılarına devam ediyor. Birleşmiş Milletler bu konuda bir aksiyon alamadı diyoruz. Aslında kendisi de bu konuların mağduru haline gelmiş durumda son haftalarda. Çünkü Lübnan'ın hemen güneyinde Birleşmiş Milletler'in yerleştiği bir tampon bölge var ve o tampon bölgedeki Birleşmiş Milletler unsurlarına da aslında İsrail saldırı gerçekleştirmekten geri durmadı geçtiğimiz bu süreçte. Dolayısıyla o noktada bir yaptırım gücü olmadığını görüyoruz. Dünya hiçbir şey yapamadı Netanyahu'yu durdurmak için diyoruz. Ama şimdi ekranınıza yansıyan bu sıcak gelişmeyi paylaşıyoruz. Netanyahu'nun konuyla ilgili herhangi bir zarar görmediği şeklinde İsrail'in açıklamaları söz konusu. Netanyahu'nun evine saldırı gerçekleştirdi Hizbullah dronları. Hizbullah aslında liderlerinin teker teker öldürülmesiyle birlikte intikam yeminleri etmişti. Ve bugün gerçekleşen bu saldırıyla birlikte ne kadar ileri gidebileceklerini belki de tüm dünyaya göstermeye çalıştılar. Çünkü İsrail'in en iddialı olduğu konulardan bir tanesi elbette hava savunma gücüydü. Fakat bir drone o radarların hiçbirine takılmadan İsrail'in hava savunma sistemi o sistemi aşarak aslında Netanyahu'nun kişisel olarak konutuna ulaşacak kadar ilerleyebildi. Yani bir aslında savaşın diğer bir boyutu da istihbarat yönünde yaşanıyordu denilebilir. Çünkü hatırlayacaksınız Lübnan'da çağrı cihazları patladı. Sivillerin de çokça zarar gördüğü bir olaydı. Ve orada asıl hedef aslında Hizbullah'ın iç iletişimini çökertmekti denildi. Ve bunun İsrail tarafından bu saldırının gerçekleştirildiği söylendi. İsrail bu saldırıyı bu arada kabul etmedi o süreçte. Ve bunun ardından da sürekli yeni gelişmeleri takip ettik. Yani o dönemdeki Hamas liderinin İran'da saldırıya uğramasıyla eş zamanlı olarak hemen bir gün sonrasında da Lübnan'da Hizbullah'ta çok önemli yeri olan isimlerden birinin suikaste kurban gittiğini, Fuat Şükür'ün suikaste kurban gittiğini anımsatalım sizlere. Ve o silsileyle birlikte aslında üst üste Hizbullah'ın komuta kademesindeki çok önemli isimlerin teker teker aslında suikaste kurban gittiğini gördük. Ve en son aslında Hizbullah'ın liderine kadar uzanan bir süreci hep birlikte takip ettik. Ve Hizbullah bu noktada yine bir intikam yeminini dünyaya duyurmuştu. Ve Netanyahu'nun bu yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söylemişti. Bugün gerçekleştirilen saldırı da aslında buna yönelikti. Hizbullah acaba güç kaybedecek mi? Kaybettiği isimlerin yerine yenilerini koyabilecek mi? Şeklinde bir soru işareti vardı. İşte gücünü tamamen kaybetti mi? Artık işlevini yitirecek mi? Soruları varken böyle bir saldırıyla birlikte bir kez daha belki de iddiasını ortaya koymuş oldu Hizbullah. Bu saldırıyla birlikte Netanyahu'ya ne kadar yaklaşabileceğini aslında göstermiş oldu denilebilir. Paylaştığı videoları anımsatalım. Aslında henüz İsrail Lübnan'a girmeden önce bir gözdağı vermek adına Hizbullah'ın paylaştığı video içerikleri vardı. Aslında dağların içerisinde çok büyük imkanlara sahip olduklarını gösteren
savaş araçlarının olduğu, çok büyük kamyon tipi büyük araçların içerisinde rahatlıkla gezinebildiği geniş tesisler olduğu görülüyordu bu videolarda. Ve aslında yeryüzünde hiçbir şey yok gibi görünürken biz işte dağların içerisinde varlığımızı sürdürüyoruz, bizden korkun şeklinde bir mesaj veriyordu bu içerikler. Ardından gelişmeler işte Lübnan'a İsrail'in kara harekatı başlatmasına kadar ilerledi. Ve işte bugün geldiğimiz noktada Hizbullah ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılara bir yenisi ekleniyor ve Hizbullah'ın drone'u Netanyahu'nun yaşadığı konutu hedef alıyor. Ve az önce de ifade ettiğimiz gibi aslında İsrail'in o çok iyi korunduğu söylenen hava sahasını geçerek radarlara takılmadan, herhangi bir şekilde imha edilemeden, durdurulamadan Netanyahu'nun evine isabet ettiği yönünde bir haberi şu anda sizlerle paylaşıyoruz. İsrail bu noktada Netanyahu'nun evine giden yolları kapattı. O esnada, saldırının gerçekleştiği anda Netanyahu'nun ve eşinin konutta bulunmadığı yönünde bir haberi paylaştı İsrail tarafı. Aslına bakarsanız ilk önce o evin Netanyahu'ya ait olmadığı yönünde bir haber duyuruldu. Yani yalanlandığı, böyle bir saldırının olduğu Netanyahu'nun evine yönelik. Ancak ardından gelen bilgi Netanyahu'nun evi olduğunu doğrularken aynı zamanda Netanyahu'nun ve eşinin de evde olmadığı şeklinde bir bilgiyi paylaşmış oldu. Şimdi gelinen noktada kim nasıl pozisyon alır? Elbette bu bir merak konusu haline geliyor. Çünkü Hizbullah bu kadar ileri giderek böyle bir saldırıyla aslında Netanyahu'ya erişebileceğini göstermiş oldu. Ve en sıcak gelişme Yahya Sinvar'ın video görüntüsüyken, biz düne dair o görüntüleri paylaşırken Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin anlar paylaşılırken, bu yeni sıcak bilgiyle birlikte bir sonraki gelişmeyi aslında endişeyle takip ediyor olacağız önümüzdeki saatlerde. Çünkü zaten aslında İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğini alarak bölgede çok ciddi bir kıyım gerçekleştiriyor. Ve bu kadar ileri giden bir saldırıyla birlikte, Netanyahu'nun direkt şahsına bir saldırıyla birlikte Hizbullah'a karşı İsrail'in atacağı yeni adım elbette merak konusu. Süreci takip edeceğiz. Netanyahu'nun evine bir saldırı gerçekleştirdi Hizbullah dronları. Bu süreçte elbette İsrail'i hiç kimse durduramadı dedik. Birleşmiş Milletler'in konu karşısında ne kadar yetkisiz kaldığı, hiçbir yaptırım gücünün olmadığını gördük. Aslında bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri zaten İsrail'i bu şekilde desteklerken, yine anımsayacak olursanız Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'deki konuşması vardı Netanyahu'nun. Aslında Kongre'de hitap eden, en çok o Kongre'de Amerikan senatörlerine hitap eden isim olmuştu o konuşmayla birlikte Netanyahu. Ve o sıcak bölgeden şimdi sıcağı sıcağına bilgileri alacağız. Ekrandaki yerini de aldı arkadaşımız Canan Altıntaş şu anda o bölgede. Canan, sen saldırıya ilişkin bir gürültü duydun mu? Şu anda oradaki atmosfer nasıl? Ne gibi bilgiler var aktarabileceğin? Elif, şu anda Tel Aviv'deyiz kameraman arkadaşım Mehmet Kayan'la birlikte. Bakın, şu anda helikopterler yine havada uçuşuyor. Bir sıcak gelişme yaşandı bildiğiniz gibi. Ama bugün sabah saatlerinden itibaren Lübnan cephesinden çok fazla füze ve drone vardı aslında. Ve tabii İsrail'e gönderilen, Lübnan'dan gönderilen
O İHA Benjamin Netanyahu'nun bu kez evini hedef aldı. Evet, helikopterler uçuyor. İsrail'de şu anda olağanüstü bir güvenlik önlemi var. İsrail basın organlarına da bu arada yayın yasağı getirildi bununla alakalı. Şöyle söyleyelim, Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun özel tatil konutunun bulunduğu Kayseri kentindeki binayı vurdu. Ve binanın vurulmasını hemen ardından, bu arada bu anda sirenler o noktada çalmadı. Aslında şu anda İsrail bu İHA'nın nasıl geldiğini araştırıyor. Çünkü bu kez yine sirenler çalmadı ve Netanyahu'nun konutu bulundu. Netanyahu ve eşi evde değillerdi. İsrail'de olağanüstü bir güvenlik önlemi alındı. Çünkü konutuna bu kadar yakın olması ve konutun hedef alınması İsrail'de, İsrail ordusu ve İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail polisini harekete geçirdi. Bugün yine bayram devam ediyor aslında. Netanyahu ve eşinin orada olduğu düşünülüyordu. Bayram dolayısıyla yazın da kullandığı bir konuttu. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu kez ses yine gelmedi ve Netanyahu'nun eşiyle birlikte yaşadığı o konut hedef alındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir füze ve tabii ki İHA'lar gönderilmişti Lübnan cephesinden. Çok fazlaydı ama nereler olduğunu açıkçası tam olarak biz bilemiyorduk ve dakikalar, saatler sonra aslında o gönderilen dronlardan birinin Netanyahu'nun evinin hedef alındığını öğrendik. Bu arada İsrail basınına yasak getirildi. İHA'yı da düşürdüklerini, Lübnan'dan ateşlenen iki İHA'nın da düşürüldüğünü İsrail kuvvetleri açıkladı. Bu arada şunu söyleyebiliriz. Şu anda konutun özellikle bulunduğu noktada olağanüstü güvenlik önlemleri var. Sokaklar sakin, görmüş olduğunuz gibi son zamanlarda özellikle Elif, hem Golan üssünün vurulması, 4 askerin öldürülmesi, Hizbullah'ın gönderdiği o dronların sessiz sedasız ana kentlere, ana noktalara ulaşması nedeniyle halkta da bir panik var. Çünkü son zamanlarda Hizbullah büyük saldırılar gerçekleştirdi. Tabi Yahya Sinvar'ın ölümünden sonra da aslında şehit edilmesinin ardından aslında halk da bekliyor buraya yönelik aslında İsrail ordusu, Hamas'ın, Hizbullah'ın, Yahya Sinvar'ın öldürülmesini İsraillilere bırakmayacağını çok iyi biliyorlar. Bu yüzden olağanüstü bir güvenlik önlemi vardı. Ama buna rağmen Lübnan cephesinden dronlar İsrail'e kadar uzandı ve Netanyahu'nun konutunu kadar geldiler ve burada Netanyahu'nun konutunun bulunduğu noktaya kadar gelip orayı vurdular. İki İHA'yı da 3 İHA'nın toplamda gönderildiği ve bu İHA'lardan ikisinin imha edildiğini duyurdu İsrail ordusu. Tekrar edersek, Benjamin Netanyahu'nun özel tatil konutunun bulunduğu Kayseri kentindeki bina vuruldu. Şu anda İsrail'de olağanüstü güvenlik önlemleri, tedbirleri var. Ve yeni dronlar ne zaman gelecek, nereden gelecek, işte bunları araştırıyorlar. Ama son zamanlarda İsrail'e Lübnan cephesinden yoğun bir drone gönderimi vardı. Bir de şunu ekleyelim. Bildiğiniz gibi TIHAD füzeleri kurulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri buraya entegre etmeye çalışıyordu Davut Sapan'ı. Yine buradaki o savunma sistemleriyle birlikte entegre etmeye çalışıyordu. Ve bu entegre oldu mu olmadı mı diye düşünürken, hala entegre çalışmaları 100 Amerikan askeriyle birlikte devam ederken, bir taraftan da ikinci TIHAD savunma sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nden istendi ve onun da entegre çalışmaları, kurulum aşaması için çalışmalar başlamıştı. Yani şunu söyleyelim, son zamanlarda Demir Kubbe, Davut Sapan'ı işe yaramıyor. Hizbullah Lübnan cephelerinden, Hamas Lübnan cephelerinden, Hizbullah'ın cephelerinden Gazze'deki sivil halkın öldürülmesi, aynı zamanda Hamas liderlerinin teker teker suikaste gitmesi, yapılan saldırılar, işte bunlarla birlikte büyük başarılı operasyonlara imza
dağıtıyorlar. Bu ne demek oluyor? Son saldırıyla Netanyahu'nun evinin, konutunun olduğu noktaya kadar drone gönderilmesi demek zaten biz sizin içinize kadar gelebildik anlamına geliyor. Bu arada Hizbullah ve Hamas'ın elinde İsrail'in tamamen Elif drone görüntüleri var, keşif görüntüleri var. Kim nerede oturuyor? Kim kiminle birlikte, hangi askeri üsler var, işte bunların hepsi Hizbullah'ın elinde, Hamas'ın elinde ve bu nedenle de Hizbullah İsrail'in saldırılarına karşı saldırılarını devam ediyor. Aslında rehine takası düşünülüyordu Sinvar'ın öldürülmesinden sonra, şehit edilmesinden sonra İsrail basını sık sık bunu söylüyordu. Cenazeyi teslim içinde rehine takası gidilmesi yönünde konuşmalar var. Bunların hepsi ilerleyen günlerde netleşecek ama Netanyahu'nun konutuna Hizbullah drone gönderdi. 3 drone gönderdi. İkisi imha edildi. Biri konuta isabet etti. Şu anda olağanüstü güvenlik önlemleri var İsrail'de. Özellikle Netanyahu'nun konutunun ve tabii ki bulunduğu makamın askeri ve devlet kurumlarının bulunduğu noktalarda olağanüstü güvenlik önlemleri var İsrail'de. Biz haber takibimizi sürdürüyoruz ama şunu söyleyebilirim. İsrail bugünlerde diken üstünde, sabah saatlerinden itibaren yüzlerce buraya füze atıldı ve yine aynı taktik denendi. Füzelerin ardından dronlar gönderildi. Hizbullah'ın son günlerdeki taktiği bu ve hedefleri şaşırmıyorlar. Ve Netanyahu ile eşi de o sırada evde değildi. Ancak konuta isabet etmesi İsrail'i yeterince korkuttu diyelim. Sözü size bırakalım.